Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Metalip ve mezahibi okuyoruz. Bir şeyin doğru olmasının, hak olmasının kriterini anlatıyor. Kim o? Kant. Descartes değil mi? Kant. Hakkiyet, marifetin bir sıfatı ayniye, yani vakiyyesi ise de bir şeyin hak olarak temessülü ancak hüküm vasıtasıyla olur. Yani bir şey mesela şu kitaptır, bu haktır, doğru. Ama karar vermek için bir şeyler lazım diyor yani. Bakalım ne lazım. Bu hükmün bir tasavvuri me'huze. Öyle değil mi? Me'huze. Yani bir tasavvur edilmesi lazım. Bu kitap mı değil mi? Ve binaenaleyh bir mevzu mahsusu nefsiye raptı itikadı nefsiyi tesis eder. Yani şu kitap kendi zatında bir kitaptır. Bu hak. Ama bu hakkiyetin benim de ilmimle, marifetimle birleşmesi lazım ki bu kitaptır diye bunun doğru olduğuna karar vereyim. Yani. İtikat ya kat'i veya gayri kat'i olur. Kat'i yani yakini vicdan, yakin vicdanı zaruret ile, yakini vicdan zaruret ile müterafık olan bir itikattır. Yani mutlaka kesin. İtikat itikadı gayri kat'i, kesin olmayan itikat veya gayri yakini ise bilakis vicdanı civar ile, yani mu'tekadun bihin imkanı nakiziyle müterafıktır. Yani aksi de düşünülebilir. İtikat hem nefsi ve hem ayni haysiyetten gayri kafi olursa re'idir veya zann olur. Tamam mı? Ayni haysiyetten gayri kafi ve nefsi haysiyetten kafi olursa iman olur. Bura çok önemli. Bir misal vereceğim buna, yoksa anlayamazsınız. Mesela biz Allah'a imanımız budur. Yani bizim nefsi haysiyetten aynen Allah'a iman ediyoruz. Ama ayni haysiyetten Allah'ın zatını bilmiyoruz. Onun için Bediüzzaman Hazretleri marufu meçhuldür diyor Allah. Yani delilleriyle biliyoruz. Ama mahiyetini ve zatını bilmiyoruz. Çok güzel izah etti burayı bak. İşimize yaradı bu iş. Ya. Şu halde rey, iman, ikan namıyla üç nevi itikat vardır. Rey, bir hükmü zanni, zan hükmü, bir kaziye-i mümkineyle. İman bir hükmü vuku'i, yani vakaya yönelik bir hüküm, bir kaziye-i mutlaka ile. İkan da bir hükmü zaruri, bir kaziye-i zaruriye ile ifade olunur. Rey ettiğim nice bir yakin, müştebih demektir. Yani düşündüğüm nice kesin olduğunu zannettiğim şeyler şüpheli olabilir. İman ettiğimi vukuiyen yakin, muhakkakul vuku diye tasdik ederim. Kesin olmuş diye. Çünkü iman etmek demek o demek. Görmüş gibi diyor. Burada neredeyi hatırlayacaksınız? Hazreti Ali radıyallahu anh diyor. Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Bu işte bunu anlatıyor. Anlatabildim mi? Lakin bunun aynen yakin, yani zaruri gül kıyme olması lazım olmayıp, yalnız nefsi olarak ne bu? Bence yani yakini olması kafidir. Nihayet itkan dediğimiz, ikan dediğimiz ettiğimi de yakini zaruri ile, yani herkes için aynen yakin ve zaruri yül kıymedir diye tasdik ederim. Mesela bekai ruh itikadidir. Ruhun baki kalışı. Eğer baki olur isen biraz atladık gibi. Ha öyle mi? Yani herkes için. Herkes için aynen yakin ve zaruri yül kıymedir. Orayı okuduk. Diye tasdik ederim. Mesela bekai ruh itikadi. Eğer baki olur isen ora ne? Diyene ise ha eğer baki olursak diyor biri. Şüphe atıyor. Diyene ise zanni. Ve eğer bakiyiz diyene ise vuku'idir. Ve bundan başka bir hayat bulunduğunu tamamen teyakkun edersek zaruri olur. Anladınız mı? Yani ruhun bekasına ya baki değilsek o zan. Bakiyiz kardeşim, o iman. Ama kesin zaruri olarak iman ediyorum diyene de yakin diyorlar. İkan yani hem nefsi ve hem ayni kıymeti haiz bir mebde-i marifete müterettip olan itikattır. Hem böyle bizatihi görüyorsun kitaptır bu. Hem de iman ediyorsun. Bu ikisi birleşince ikan.
Ya tecrübeye veya akla iptina etmesi itibariyle ya tecrübi veya aklidir. Tecrübi dediği biliyorsunuz şeyle, deneyle. Yakini akli ve limmi. Limmi dediği yani işte ateş, duman var, demek ki ateş var. Veya riyazi yani fizik yoluyla veya felsefidir. Bak bunları da anlatıyor. Ki evvelki bedihi, Allah Allah. Demek aklen açık olanlara bedihi diyoruz. İkincisi nazaridir. Eğer felsefe yoluyla, delil yoluylaysa akıl yoluyla. Okuduk bunları biliyorsunuz. Allah Allah. Ya keşke baştan okusaydık bunu. Yakini aklinin yakini tedribiden farkı vicdan-ı zarurettir. Birincisi zaruri, ikinci vuku'i olur. Burada şimdi önemli bir şey var. Aşağı bir, bire bakın. Seyyid Şerif Cürcani tarifatında yakini şöyle tarif eder. El yakin fil luga el ilmu lezî la şekke fîhî. Ma'ahu, hiç şüphesiz olan ilim. Ve fil istilah, istilahta ise itikadü şeyi bi ennehu keda, yani bir şeyin şöyle olduğuna inanmak. Ma'a itikadi ennehu la yumkinu illa keda. Yani mutabıkan lil vaki'i gayre mümkiniz zevali. Vaka'a mutabık. Bu da ona dikkat çekmiş. Yani güzel. Vel kaydül evvelu, birinci kayıt, yani bir şeyin şöyle olduğuna inanmak kaydı. Cinsun yeştemilu ale zanni eytan. Zannı da içine alır. Bir şeye inanmak tamam ama başka ihtimali yok derse. Vessani, ikincisi yuhricu zanne. Zannı çıkarır. Vessalitu yuhricul cehle. Cehli çıkarır. Salis dediği mutabikan lil vaki gayre mümkiniz zeval, onları kastediyor. Ve rabi'u yuhricu itikadel mukallidi el musibi. Yani isabet eden bir içtihada uyan bir adamın itikadını çıkarır. Yani anlatıyor zaten. Yakin logatte şeksiz olan ilimdir. Istilahta ise bir şeye bu böyledir diye itikad ile beraber. Ancak böyle olabileceğine. Bir, vakıa mutabık. İki, kayıtlar bunlar. Ve zevali gayri mümkün bir halde itikad ile eylemektir. Birinci itikad tarifte cins olup zanna dahi şamildir. İkinci itikad zanni itice, itikad zanni ihraç eder. Ne demek? Ancak böyle olabileceğine dedik ya, zannı çıkarıyor o. Üçüncü kayıt olan vaka mutabakat kaydı cehli mürekkebi çıkarır. Ve dördüncü kayıt olan adem imkanı zeval, zail olmayacak şekilde musib bir kimseyi mukallid olan şahsın itikadını ihraç eder. Görülüyor ki bu tarif Kant'ın tarifini tamamen muhtevi olmakla beraber münakkah, daha arıtılmış güzel ve daha vazıh ve daha mufassaldır. Kant'ın iman dediği ikinci mertebe burada cehli mürekkep ve taklit namıyla iki mertebeye daha inkısam ediyor ki üçüncüsü tahkik olacak ve yakin ile birleşecektir. Binaenaleyh burada Seyyid Şerif'in imanı zikretmemesi şayanı dikkattir. Ülema-i İslam'ın fikrince alel itlak iman yakinin kısmı değildir. İtikad gibi ikandan eendir. Anlatabildim mi? İkana kasim olan imanın cehl-i mürekkep veya taklit kısımlarıdır. Ve esasen ikan enva-i imandan biridir. Müthiş bir açıklama yaptı değil mi? Hem Seyyid Şerif mükemmel hem de bizim Elmalı mükemmel. Nasıl bir mana verdi adam? İşi bilince maşallah hayran kalmamak mümkün değil yani. Şurayı da okuyalım da geçelim karşı tarafa. İkan. Ha şey. Bir limmiye var değil mi? Oradayız. Bir limmiye malum olan aklen müteyakkan olur. Bir limmiye dediği işte şey yani o ki şey var nedir? Ateş var. Öyleyse duman yakar vesaire gibi. Limmi var ya, bürhani limmi meselesi. O halde bir tedrib yani deneyle müteyakkan olan bir kaziyeyi bir limmiye mebadi ile bildiğimiz zaman marifetlerimiz tecrübe mevzularına müteallik olmakla beraber ikanları hem tedribi ve hem akli olabilir. Bu düsturların meddüllerini istihrac edelim. Yani bir de ifade ettikleri manaları. Marifeti müteallik aynisi yani ve vakisi ile mukayeseye kalkışılırsa mat olmaya mahkumiyet muhakkaktır. Yani bildiğin şeyi vakıa ile %100 karşılaştırmaya kalkışırsan
mat olursun. Her zaman bildiğine uymaz şey. Vaka. Filvaki aynı malumu zihni alemden nasıl ifraz edebiliriz? Binaenaleyh icab eder ki zihin kendi kendini tevnik, cilalama demek. Etsin. Maddi bir miyarı külli yok. Yalnız suri miyarlar var. Nebde-i tenakuz işte, çelişmemesi. Tahlili olan hükümlerimizin cümlesine baligan mabela ulaşabildiği kadar kafi bir mebde-i küllidir. Saniyen mebde-i mezkur sırf selbi olmakla olumsuz. Beraber her hakikat için miyarı küllidir. Zira bütün hükümlerimizin şartı nefsiyle müntakız olmamaktır kendi kendisine. Yani şey olmaması, nedir? Çelişmemesi. Ancak tenakuzdan salim olan bir hüküm batıl ve asılsız da olabilir. Bunu da unutmayalım. Peki. Burada kalalım. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Sağ olasın kardeşim. Sadece şuradan çıkar. Lütfen toplayıp